Arkadaşlar merhaba. Bugün büyük kutçu babası Salih abinin yanındayız. Oo, Mir Hoca armağanı da koymuşsun ammo. Bizim kağıtlardan da getirelim bir tane yapıştıralım onu. Evet. Salih abi nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Nasılsın kardeş? Sağ ol. Bir araya gelelim dedik, çekelim ya kuşlarını. Gel kardeşim ya. Buraların da altında yavru var. Evet. Bunlar bizim orada ne diyorlar? Yusuf'i biberli. Evet Salih abi şimdi kuşları açacak arkadaşlar. Burası da böyle arkadaşlar. Bunlar tok galiba bugün Salih abi. Tok vallahi yemlemişim. Senin kuşlar böyle açtın mı? Nasıl geliyorlardı görüyordun. Arkadaş hepsi kuşlar akşam olduğu yemledim, kapattım. Biraz at bakalım belki gelirler. Şansımızı deneyelim. Salih abi helal olsun sana. Yıllardır bu kadar kalabalık kuşa bakıyor. Vallahi bizim iki çifttir. Evet. Bir tanesi çifte açtı. Alışmışlardı içeride değil mi? Çok da hayvanlar. Çok tatlı bir Beşiktaş ama. Evet, şov yapacak mı? Yemiyor. Arkadaşlar kuşlar tok. Salih abi doyurmuş. Tesadüf geldim ben. Aradım dedi ya yarına bırakalım. Dedim yok, gelmişken burası bana biraz uzak. Eskiden burada oturuyorduk. Salih abiyle çok görüşüyorduk burada ama şimdi evi Buca'ya götürünce birazdan Salih abiyle güzel bir muhabbetimiz olacak. Ay! Valla bu donuk güzel vurdu taklayı. Kaldın bir şey Salih abi? Çok değilmiş artık ha senin kuşlar. Yeter vallahi abi ya. Uğraşamıyor insan. Bir de buğdayı gördüm de abi ne kadar zam geldi ya. Vallahi kuş bakmak bile zor oldu ya. Buğday uçtu, kaç oldu kilosu? 235-25 kilosu. 235 mi ya? 25 kilosu. Çok pahalı ya. Kapıyı kapat istiyorsan. Gel Salih abi gel. Gel sandalyeye al gel. O mavi ne abi ya böyle? Bakaya geçiyor. Gel böyle abi. Gel yanımıza böyle. Sesin gür çıksın. Evet arkadaşlar. Herkes Salih abiyi tanıyor zaten. Salih abinin yanına geldik. Bir çekim yapalım. Evet Salih abi. Kuşlarla aran nasıl? Vallahi iyiyim Mehmet.
uğraşıyoruz. Seviyorsun değil mi? Seviyoruz, uğraşıyoruz, vakit geçiriyoruz. Sizin bütün sülale kuş besliyorsun değil mi? Oğlum. Hemen hemen. Ama sen de besliyorsun arkadaş. Ama ben sülalede tek kişiyi ben besliyorum. Nasıl bizim olacak? Sülale senin sülale ne fark eder? Yok anlamadın. Mesela sizin genel olarak amca tarafı, dayı evet. tarafı. Herkes besliyor. Ama Mehmet'im sen de diyorsun aynı sülalemiz aynı. Sen de kaç diyelisin arkadaş. He. Ben Mardinli değilim, ben Mardinli. İçinden. Mardin merkez. He. He. Siz seviyor, orada büyüdünüz. Seviyor için. Herkes. Evet. İyi Sadi abi, nasıl gidiyor kuşçuluk? Valla arkadaş, yeni model kuş var ama artık piyasaya çıkarmıyor. Nedir bu? Ermenileri çıkardım. Ermeni çıkardım, sahip çıktılar. Evet. Yarım dünya çıkardım, sahip çıktılar. Evet. Şimdi bu kavada onu Hristiyanlar... kavada faaliyeti ben yapıyorum, onlar yemek yiyor. Oldu mu bu iş? Yok. Nasıl olacak şimdi bu? Şimdiki Mehmet. Ne çıkardın abi? Şimdi menüde ne var? O meçhul kalsın Mehmet. Menüde ne var? Yeni kuş mu çıktı? Mehmet, yeni kuş var da söylemeyelim daha iyi. Abi ben bu işten biraz uzak kaldığım için yeni oldu mu beni ara. Abi şimdi yeni çıkarsam herkes sahip çıkacak. En iyisi böyle kör kalsınlar. Bu yeni kuşların adı ne? Ya gerek yok söyleme. Herkes diyecek. Bende var şimdi Mehmet. Bak ne kadar kafası küçük bu dişinin ya. Bu kızıl benekli. Salih abi. Güllük ne yapıyorsun abi burada sen bu kuşlarla? Nasıl? Yani güllük şeyin nedir? Nasıl güllük yapıyorsun? Güllük vakit geçiriyorum. Ben sabah kalkıyorsun. Kalkıyorum sabah temizliyorum. Her gün temizliyorum ben kuşları. Evet. Altlarını falan temizliyorum. Evet yavrusu olanlar ayrı yemliyorum. Kuşları hepsini yemliyorum, suyunu değiştiriyorum. Her gün güllük ben temizlik yapıyorum. Ben biliyorum ya baksanıza arkadaşlar. Her gün güllük. Bak daha şimdi bıraktık diye yoksa kuşlar tertemiz. Kuşlar kapatıyordum yani. Evet. Abi hiç sıkılmıyor mu kuştan? Ya Mehmet kuştan kim sıkılır ki? Yok mesela günlük temizleme şeyinden sıkılmıyor mu? Mehmet şimdi... Aslında bunlarla vakit geçiriyorsun sen. Vakiti de bırak. Temizlediğim zaman zevk alıyorum ya. İşte onu diyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. İster ağa ol, ister paşa ol. İştahlı yapıyorum, iştahlı. Kuş besleyen adamın rütbesi olmaz. Bu kuştan affedersin, şeyini o temizlemeyin. Bugün Kütahya'dan geldi bir arkadaş yanıma misafir. Evet. İnan ki misafiri 2 saat sandalyede oturtmuşum, çayını içiyor, ben temizliğimi yapıyorum. Allah Allah. Vallahi billahi. Kuşlarımız burada arkadaşlar. Tabii Salih abinin yan tarafta kümesi var. Arka tarafta kümesi var. Orada postalar besliyorsun değil mi daha? He. Şey yavru için yumurta. Ama songül yavrusu göstereceğiz bu gençleri. Kırmayın. Ben songül genç yavrusu. Ben genç seviyorum biliyorsun beni. Evet. Büyünce kadar. He büyünce. Büyünce ne oluyor? Büyünce salıyor. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Salih abinin değerli kuşları var. Bir gün Salih abiyle bir tane çakmaklı vardı. 15 sene bana vermedi. 15 seneden sonra dedi al götür dedim. Allah ben götürmüyorum. Hatırlıyorsun değil mi o çakmaklı? Yaşlandı. Bana dedi ya al götür dedim. Götürmüyorum. O da bir de Yusuf'u bir belli. He Yusuf'u bir belli. Yusuf'u bir belli bir de çakmaklı. Kuşlar benim. Zaten 10 yaşındaydı. İstedim vermedim. Kaç sene oldu ya? He. Ondan sonra dedi al götür işte bak bunları vereyim sana. Kuşlar yaşlanmış artık olmuş bir tanesi 18 bir tanesi 22. Sen dedin ne yapacağım artık al kalmadı kuşlarda. Onlar Mardin'den getirmiştin galiba o kuşlar. Güzel kuşlar. Salih abi Mardin'den bayağı İzmir'e geldiği zaman güzel kuşlar uçurdu burada. O zaman ev yukarıdaydı babanın eviydi değil mi? Şimdi orada da artık kuş uçmuyor değil mi abi? Üstünü yaptılar ya. Üstünü yaptılar, çatı da uçuramıyor ya. Değil mi? Ya bir tane ne uçuruyordun orada ya? Miski. Çok güzel bir kuş. Salih abi, bunları tek mi gösterelim? Öbür tarafı gösterelim mi? He gösterelim. Son günün... Beyazları mı? He. Beyazları gösterelim. Gel gösterelim, hadi. Evet arkadaşlar, şimdi beyazları göstereyim. Salih abi aç bunları girsinler zaten tok. Şu Beşiktaş çok tatlı bir kuş.
Onlar zaten sakalmışlar. Ha? Bunun annesi mi? Annesi beyazlardan mı bu abi? Beyazlardan mı abi? Ha. Ana sesi güzel. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim size, suluğa bakın. Bir kuşçunun kuşçu olması için suluğa her zaman temiz olacak. Ben de suluğa çok önem veriyorum. Burada da var. Evet, burada da yavrular var. Gösterdim. Burada da bir çift var böyle. Bunun yavrusu galiba. Bunun da yavruları var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası da öbür taraf. Bak, beyazların yavrusu da var. Burada da böyle bir çift beyaz var. Bu Songül'ün torunları mı? Yavruları. Kendi yavruları mı, evet, torunları mı? Burada ışık yok mu abi? Işık burası açılmıyor mu? Bunlar da bir çift yavru değil mi, beyaz? Bunlar mısırlar büyütüyor. Değil mi? Allah'ın hikayeli. Songül hangisi? İşte önünde. Kanadı kesik olan mı? Evet. Evet. Burada da böyle şöyle göstereyim. Evet. Şu erkek neylerden abi? Murat'tan getirdiğim erkek. Murat'tan getirdiğin erkek. Bunun altında bir çift yavru da var. Var. Arkadaşlar biraz karanlık ama altında bir çift yavru var. Burada bir tane hümeyimiz var. Bu ne abi? Arap tepeli selmi alayım var. Arap tepeli var. Tepeli mi? Evet. Gözükmüyorlar ki. Yavru da mı var altında? Evet, yavru var. Evet arkadaşlar, burada çift tane de, burada da bir arabamız var. Evet. Burada neyimiz var? Kebabi. Kebabi. Kebapçı, kebapçı. Bunlar senin amcanların kuşları değil mi? Bunlar Mardin'de bir ara şeydiler, popülerdiler. Sökül değil mi bu? Bunlar çok sıka giriyor değil mi Salih abi? Sık sertiyor hemen. Çok sıka giriyor. Bunların kanında da var. Hep üst üste giriyorlar ya. Evet, onda kanı hafiflettim ben, dişiyi. Dişiyi kızıl koydu kanı hafiflemesi ya, için değil mi? Bunlar çok saldırgan bir kuşta ha, çok sefer yapıyorlar. Onu diyorum. Çok sertler. Burada neyimiz var Salih abi? Bunları açacak mısın? Yavru çok sende, beyazın yavruları var. Hazır yavrular var Salih abi de. Ermeni mi? Vay Ermeni. Bu da Ermeni. Göğsünü görüyor musunuz arkadaşlar? İki nokta sanki ortası boş değil mi? Ermeni nasıl olması lazım Salih abi? Seni kırmayacağım bugün, gençlere bir çift Ermeni göster. Ama gençler olmuyor Ermeni, yaşlı. Tamam. Yaşlılara bir çift Ermeni göster. Tamam. Bunları Salih abi burada salıyor arkadaşlar. Yavru bakıyorlar. Yavru bakıcı olmaz. Hmm. Evet, Salih abinin yeri burada arkadaşlar. Burada kuş uçmaz. Bir ara uçuruyordu da. Uçmaz burada kuş. Evet, Salih abi bir çift Ermeni gösterecek. O Ermeniler yaşlılar için değil mi? Yaşlılar için. Ya hepsini göster Salih abi, yok gel. Ya, ya gel, millet senin kuşlarını merak ediyor. Yasaklı var mı? Yasaklı var mı daha? Ceza binde mi burası? Sen işi ilerlettirmişsin ya. Şemilerde Ermeni. Valla Mehmet. Antikacı baba.
Vallahi sen mi bunlar? Herkes Ermeni mavileri gösteriyor, mavi benekli. Mir Hoca Erman'ın da her yere afişlerini koymuşsun. Erman'a da burada... Ben? Yok, Erman'a buradan selam söylüyoruz. O bizim kardeşimizdir, Erman'ı çok hemen, seviyorum ben. Hemen çıktım baktım Erman yapıştırmış. İyi yapmış. Arkadaşlar Erman bizim, gel böyle, Erman da bizim kardeşimizdir. Ona da abone olabilirsiniz, Erman TV. Mir Hoca Erman. Buradan selam olsun Mir Hoca Erman. Özel çekimim zaten Erman'dı. Özel i̇lk, çekim. İlk seni çeken i̇lk oldu. İlk çekim özel Erman. İkinci sen. He. Bir de üçüncü. İkinci Erman, ikinci Mehmet. Köy TV boşadım. Boşadım. Köy TV boşadım kardeşim. Tamam hadi bir kapı için. Birinci Erman, ikinci Mehmet olacak. Köy ya. TV boşadım. Yeter mi Yusuf'u da göstereyim? Ya o göster hadi lo bizi ya, yorma. Ya hadi lo hepsini bırak çıksana. Ya vallahi Mehmet yasak. Vallahi yasak. Arkadaşlar kuşlara çok çok harbiden çok güzel bakıyor. Bakın. Burada bir tane pislik yok. Erkek güzel ama. Dişi kupaya uçan kuş Mehmet, gözlere baksana. Kim nerede uçtu bu? Gözlere bak, gözlere. Evet. İlla kupa mı alacağım bu? Benim kupa sensin. Sakla da benim kupam. Evet. Erkeği çevirsene biraz diyorsun. Kaçakçı mı bunlar ya? Evet. Şimdi bu patent senin mi? Ben? Sen bana kızıyorsun diyorsun, yok Ermeni zinciri tek benimdir. Senin mi bu patent? Evet. Ermeni zincirini Türkiye'de ilk, kardeşim, ilk açıklayan sensin. Şimdi, aferin, madem biliyorsun gerek yok. Tamam. Namı ben yapıyorum, hain oğlu hayırlar yoğurdu yiyor. Ne yolladık bu işten ya? Evet. Nam bizim, şey bizim diyorsun. Nam bizim ama balıklar yiyor. Adam Arap çıkar, Mehmet Bey, adam Arap çıkartıyor yarım dünya. Kim duymuş ya? Sen duydun mu Arap ya, yarım dünya? Yarım dünyanın hangi renk olması lazım abi? Kızıl oluyor. Sen de biliyorsun Songül'ün yavruları kızıldı. Evet. Şeyh Selim'in kuşları. Şeyh Selim'in kuşları. Evet, Yusuf'i, tepelli açık renk, mavi açık renk. Onlar yarım dünya. Adam Arap çıkarıyor yarım dünya. Nerede duymuş bu ya? Evet. Başka var mı? Kurkutçuluğun da içine ettiler bu hain oğlu hayırlar ya. Yeter mi Mehmet Bey? Vallahi sen değil Salih Bey. Sen ne bırakırsan biz çekeceğiz. Bir tane daha antika izlettir. Antika izlettir. Ya sen yavaş yavaş hepsini çıkaracaksın. Vallahi gitme yavaş yavaş. Yavaş yavaş hepsini çıkaracaksın. Vallahi Mehmet kalmadı. Sondur bu. Bu da senin hatır için. Kırmıyorum yoksa ben. Of. Çikolata ha. Bu da senin gözlerin için yavrusu Mehmet. Bu kendi yavrusu mu? Babasıları nerede? Babası yumurtada, kaldıramıyor Mehmet. Korkuyor yumurtayı soğutacak. Evet. Güzel maşallah. Nasıl canım? Yavru şeyi daha güzel anneden. Duruşu. Tüyde Mehmet. Duruşu sonra. Daha güzel anneden. Yani kafa şeyi, göz yapısı daha güzel. Allah'ın azarlardan korusun abi. Teşekkür ederim canım. Allah kimseye verir, boşuna çıkarmaz. Allah razı olsun Mehmet. Tamam mıyız burada? Tamamdır. Gel bakalım ne söylemek istiyorsun sevenlerin için. Ya ben senin hakkında çok şikayet geliyor. Şikayet? Tabii. Niye? Ya adamlar seni arıyor, telefonlarını açmıyor. Kızıyorsun onlara, kuş satmıyorsun. Şimdi Mehmet, adam diyor ki abi madem kuş satmıyorsun hediye et. Evet. Olur mu öyle bir şey ya? Adamı tanımıyorum, ne hediye edeceğim ben? Şimdi adam bana hediye verse ben de karşısına hediye vereceğim. Ama adamı tanımıyorum. Arıyor beni abi. Nasılsın, iyisin, sağ ol. Kimsin kardeşim? Filan yerden. Tamam. Telefonunu aldın. Tamam. Abi sen kuş diyorsun satmıyorum. Satmıyorsan hediye ediyor. Şimdi bir tane de hediye ediyoruz. Yok diyor, çift istiyor. Çift. Şimdi biz bu bugünkü röportajımız için sevdiklerimize bir çift hediye edeceğim. Sen alacağız senden. Herkesi seviyoruz o tamam, zaman. Tamam. Hashtag yapacağız. Bir evet. Çift alacağız senden. Tamam. Göndermesi bana ait. Tamam. Tamam babacığım. Tamam. Sen gidemiyorsun. Sen havalar sıcaktır. Tamam. Ben garaja gönderirim. Ya ben babayım Mehmet, yaşlanmışım. Yapamıyorum artık arkadaş ya. Tamam gel. Bundan sonra bir çift hashtagli alacağız Salih abiden. Seni mi kıracağım bir çift kuş için ya?
Abi sen bir şey söylemek istiyorsan ben çekeyim abi. O çulukla alakalı keyfine göre konuş. Ne istiyorsan söyle. Abi ne konuşacağım? Gel gel karşıma otur bakayım bu kuçuluk. Her şeyi biliyorsun sen ya. Ne konuşayım arkadaş? Evet, kuçuluktan kızdığın bir şey var mı? Vallahi Mehmet, kızdığım bir şey yok. Kuçuları hepsini seviyorum ama bazı yanlış insanlar yanlış yorum yapıyor. Evet. Tamam mı? Şimdi adam yazıyor, diyor ki sen Mardin'den kuş getirmedin. Mehmet sen biliyorsun. Dinine imanına getirdin mi getirmedin? Getirdin ya o sizi. Oradan çıktığınız zaman bile çuvallarla getirdin. Şimdi millet bilmiyor, kendi kafasına göre yazıyor. Yok ya, yalandır, Mardin'den kuş getirmedi. Oğlum sen benimle mi yattın? Nerede gördün ulan? Evet. Ya Mehmet kızdırıyorlar beni ya. Öbürü çıkarıyor, Arap yarım dünya. Oğlum Arap yarım dünya kim görmüş? Allah Allah. Şimdi, artık yeni nesil var, çıkarmayacağım. Şimdi piyasaya. Bak ben rakipsizler var ya bende. He. Gittim 3 milyar para verdim, patent yaptım. Benimdir kuşlar. Rakipsizler kimse her zaman. Ama ben söylüyorum, utanma yok. Mesela Ermeni zincirini patent yapacaktın, 20 yıl senin adında kalacak. Kardeşim yaptım. Benimki patentli devlet yaptım. Tarafından patentli. Tamam, söylüyorum millete kardeşim. Sen şimdiye kadar neredeydin? Niye demedin bende Ermeni zincir var? Ben çıkardığım zaman sen piyasaya çıktın. Kafayı sallıyorlar. Başka bir şey yok. Hadi abi sen de Ermeni zinciri, vallahi helal olsun. Ermeni zinciri o ne diye? Mehmet şimdi Ermeni zincir diye bazıları yok diyorlar ya. İnternet ben mi yaptım sen mi yaptın? Devlet yapmış. Evet. Basın girin arkadaş Ermeni zincir. Allah Allah. Vallahi. Ben onu bilmiyordum bak. Doğru söylüyorsun. İnternete girin. Şimdi yeni birileri çıkmış piyasaya. Yok Ermeni zincir Arak kırmasıdır. Evet. Ya arkadaş. Ben yaşlandım bu kutçuların yüzünden. Allah'ta Allah'ta alayamadım. Bir bok anlamıyorlar arkadaşlar. Şimdi bir çift kuşu alacağız senden. Bir çift kuş vereceğim. Ne diye ne yapalım hashtag? Sen geçen kuşçular babası mı? Sen gittin dayım Nihat'a nasıl izledin mi bir şeyler? Güzel bir tane kuşu vardı. Daha pişmemişti ama çok iyiydi. Güzel bir kuştu. Ama orada Mardin'de şimdi bak onlar da haklı. Abi bir gün hava düzgün geliyor, 10 gün hava kırık. Hava kırık Mardin'de. Şimdi insanlar diyor ki Mardin'de niye kuş? E ya bu İzmir'de uçan kuşları Nihat abi puanlamış olsa her gün Mardin'de 1, 2, 3, 4, 5, 10 çıkacak. Şimdi sen söyleyeceksin ki Mardin'de kuş millet bırakmadı ki. Her yere Mardin kuşu evet. Gitti. Evet ha. Amcam babam da geldi. Merhaba ammo. Kuş bırakmadılar ki kuş olacak Mardin'de. Mardin'de kuş var, hava yok, hava. Mehmet'in niye Nihat abinin uçurduğu kuş? Nihat abinin uçurduğu kuş çok iyiydi. Ne lan bu? Salih abi amcanın babası da geldi. Ne işte şimdi? Adam. Evet Salih abi, hashtag'i ne yapalım? Kutçular babası mı? Kutçular babası. Yapın, yorum yapın. Hashtag yapın. Salih abiden bir çift güzel bir güvercin çıkarsa, kime çıkarsa ben göndereceğim. Değil, kutçular babası Mehmet Olcar Orta. Öyle hashtag. Tamam. Kutçular babası Mehmet Olcar'la ortak. Ortak. Tamam. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Herkese teşekkür ederim. Tüm kuşçuları seviyoruz. Allah evet. Razı olsun. Kötü kuşçu da, iyi kuşçu da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olun ki biz de güzel videolar çekelim size. Salih abi her şey için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kardeşim. Pirimiz de burada. Kuşçuların piri. Onun da selamı var sizlere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar merhaba. Yine efsane Süleyman abinin yanındayız. Sivaslı Süleyman. Kuşları doyuruyor böyle. Bir tane kuş yeni yeni başlamıştı. Geç geldik. Çekemedik. Bir dahakine inşallah çekeriz. Maşallah Süleyman amca da hepsini çikolata yapmış. Şöyle yeri de göstereyim size. Biliyorsunuz burada boydan boya kümes var.
Süleyman abi, buralar hep dolu mu? Dolu dolu, bak içeride. Uşumuz var diyorsun yani. Burada var mı? Oo, burada tepeliler. Süleyman abi. Şöyle bir kendini tanıt. Şöyle gel de tam kamera böyle çekmeyeyim. Heh, gel böyle. Heh, böyle. Süleyman abi'yi tanıyorsunuz hepiniz zaten. 1960 doğumluyum. Evet. Sivas Yıldızeli İnebel köyünden. Karosman'ın oğluyum hani. Hani diller Errab'ı inanan olur. Hı. Babamı söylersem erkek sanır. Kuşa küçük yaştan başladık. Doğduğumuzda kuşumuz vardı evimizde. Hala besi yok. Evet. O hevesimiz hiç kırılmadı yani. Ama o kuşu bulamıyor. Bak o kuşu bulamıyor yani. O zamanki kuşlardan yok. Yok var. 100 tane kuşta bir tene var. Evet. Bir tene var. 100 tane de bir tene. Kuş değil yani o zaman. Önce 100 tane kuşta bir tane kuş, kuş değil ya. Evet. En azından 100 tane de 10 tane kuşun iyi olması lazım. Hah, didmesi lazım. Kuş taklaya girdiği zaman seni alıp gitmesi lazım. Alıp götürecek kuş seni. Hah, işte benim aradığım kuş bu. Döneğini saracak, çepürüyor. Kalbini titretecek. Tabii, ayırt edecek. Bağırttıracak seni değil mi? Taklasını ayırt edecek, baktıracak seni ya. Hı. Kuş dönüyor şimdi, dönüyor mu dönmüyor. Olmaz öyle ya. Beni ha. Böyle bir kalktı mıydı böyle titremem lazım kuşun arkasında. Değil mi? Abi o kuş olması lazım. Peki ya. Süleyman abi, sana farklı sorular soralım. Buyur. Şimdi iyi bir seyist. Hani bir, sen çocukluğundan beri babanın evinde kuş görmüşsün. Evet. Şimdi ilk 5-6 tane yavru uçurduğun zaman, hı, kuş taklaya girdiği zaman hangisini nasıl yapacağını biliyorsun değil mi? Tabii tabii. Onu... Neyine bakıyorsun orada? Bak şimdi mesela... ayrılır zaten. Ya yükseğe atar bu, evet, yavru, ya diğerlerine karışmaz. Evet. Hemen belli eder kendini. Ben sıyrıl yani yarış atının nasıl sıyrıldığı gibi o sıyrılır. Evet. Ha den ki bak bu yavru olacak. Evet. Evet, tamam dersin. Taklasından? Taklasından. Her hareketinden. Taklasında ne olması lazım yani? Buyur. Takla, kuş mesela 5 tanesi takla dönüyor. Evet. O senin beğendiğinin takla sistemi nasıl olması lazım? Kuş titiz piratif dönecek. Değil mi? Tabii. Kuş ağır dönmeyecek. Boşluk piratik bırakmayacak. Tabii. Yok. Öyle hasta dönen kuşuna hiç uğraşma ya. Kuş piratik olacak abi ya. Arabat kentine kamçı vurdurmaz. Evet. İyi kuş değildir. Titizdir, titiz. Evet. Kanadını çalıştırma, makinizmayı güzel çalıştırma, o titiz kuş. Ama o bir ağır kuş, lap lap, hiçbir bok yapmıyor. Bazıları dönüyor, dönerken aşağı düşüyor. Yok yok, hiç kuşlarla hiç uğraşmıyor. Bizim zamanımızda yani çocukken mesela kuş ayrılıyordu, çıtlıyordu. Tek takla dönerken bile yine döndüğü zaman o boşluğa inmiyordu. Tabii tabii tabii. Hemen belli eder zaten, hemen hah, bak bu kuş olacak. Belli aynen diyor ya, kendini belli diyor ya. Hemen aynen belli der ya. Hani diller ya. Adam olacak çocuk küçükten belli olur. Evet. Aynıyla kuş olacak, kuş yavrulardan belli oluyor. Belli eder kendini. Tabii. Aynen. Burada uçuruyorsun zaten abi. Tabii yerim burada. Pek iyi değil ama yine de uğraşıyorum, ne yapayım. Fikret yerim abimiz de misafiri. Şimdi yani geleceğiz sana. Çok geleceğiz. Meyren yapıyor buradan, vuruyor kuşları. Çok şurayı kuşlar bir göster abi bize, evet. Süleyman abi. Açayım ben. Senin öbür video iyi izlenmişti. Evet. Allah razı olsun. Ya şimdi ben yalan söylemem. Gerçekler doğrular neyse onu söylerim. İzlediğim kuşlar. Sarı gözler de var. Tabii var. Bir tane sarı göz var. Sarı göz kuşu saçı yapmamış. Niye abi sen? Ben çok merak ediyorum. Ben seni ya 10 senedir tanıyorum. Bak abi ben 60 yaşındayım. Gel böyle gölgede konuşalım. Evet. Babam da sarı göz kuş görmedim. Sarı göz kuş görmedim. Babamın anasının oğlu peki vardı. Bu ana vatanı Sivas olan sarı gözün sen niye sevmiyorsun abi? Yok ben sarı göz kuştan bir şey istedim. Ben Sivas'a da söyledim. Bak o nadirin yanına gittim. Ha. Adamın kuşlarına baktım. Çoğu çakır kuş. Bak bak bu nadir. Türkiye'nin genelinde her tarafa kuş vermiş adam. İyi kuş adam. Ha, kuşlarını da çok da beğendim. Güzel. Daha yeni yeni hep tüydeydi hayvanlar. İyileşim çakır gördüm. Göz dediğim beyaz göz. Tabii. Hem çakır olacak hem beyaz olacak. Evet. Yani biraz hafif böyle. Heh. Çakır dediğim biraz hafif. Tam bembeyaz değil. Mardin'in eski ha kuşları vardı biliyorsun. Heh. Çerçeveleri bembeyazdı. Aynen öyle. İyi olacak. Göz kapaklarında beyaz olacak kuş. Burnu siyah olacak. Burnun ucunda siyah olacak. Çok da beyaz olmayacak kuşun. Burnun bakalım siyah olacak. Az. Uç gagası. Tabi. Ucuza siyah olacak. Niye sen şu sarı gözü aç bize. Ya sarı göz. Bir Sivaslı'dan sarı göz kuşu dinlemek var. Sarı göz kuşları çok da uçurdum. Güzel yapar. Taklayı güzel sarı. Şapırdaklı döner. Ama gelir 3-4 kişi olduğu zaman o gün gelir sağa gene buna. Ya gider bir yere atar. Kalleşik vardı yani sarı göz kuşlar. Ben saramadım ya. Yıllarca bak, evet, ben o kuşa ısınamadım sarı göz kuşa ya. Ben ama geçen sefer böyle muhabbet ediyorduk oradan da dinledim. Bir Sivaslı'dan dedim bunu he, dinleme gayrı. Sarı göz kuştan her şeyi gördüm ya. 10 numara ya. Kalktığı yere iner. Dönerek iner. Boşluk görmedim.
Allah ne verdiyse döner kaçar. Bak seyrettiğim 60, yani 10 yaşından başladıysam 61 yaşına girdim. Yılbaşında doluyor. Hep çakır göz kuşları uçurdum. Beyaz göz bana diyelim. Bazıları çakır göz bir anlamaz. Beyaz göz. He beyaz göz. Hatasızdı kuşlar, hatasız. Vallahi bak. Ama sarılar diyorsun kalleşti. Sarı göz kuş. Hiç ona güvenme, bel bağlamam ben. Hiç bel bağlamam. Bak burada 100 tane kuşum var. Ya bir tane var ya da iki tane var. Sarı göz kuş. Onlar da kırdığın için. Onu da odayla bulursun. Eş dost istiyor sarı göz. Sivas kuşu diyorum gönderiyorum. Ha kötü mü kuş? İyi ama bana göre değil. Evet. Ben sevmiyorum abi ya. İstese de dönsün. Sevmiyorum o kuşu. Sarı göz kuşu sevmiyorum. Sen diyorsun ki ben onlardan hayırlı gördüm. Benim kuşum çakır gözü. Baban da mı böyle besliyordu abi? Babamda da görmedim ya. Yok, baban da sarı gözü beslemiyordu. Yok, o zamanlarda öyle sarı göz çakır göz arama yoktu. Ama ben çok incelerdim. İyi dönen kuşu çok incelerdim. Ta kuş küpürde vardı bende. Kuşu elime alırdım. Yani bu kuş neden iyi dönüyor acaba diye. O kuşu incelerdim. Değilse. Ha gözüne bakardım, paçalarına bakardım. Paçası hafif gül paça olacak kuşum. İyi dönen kuşum. Bak çok gül paça değil, gül paça. Gül paça. Kılıç gibi böyle. Geriye dönük böyle, önünde de olmayacak. Güzel çepi kanadına güzel yüklenecek ya. Boruları iyi vuracak. O kuş hem yerine düşer kendini incitmez, hem de seni tatmin ettirir. Borusunu iyi vurup iyi şamatayla dönen kuş. Ama ete vuran kuş yerine düşmez. Bir gün düşse bir gün düşmez. Acıdır, ete vuruyor çünkü. Bugün düşmese yarın gidip başka yere düşecek. Aynen. Ondan hiç uğraşmayacağım. Sen... Kuş bir de bol takladı, taklayla yürüyüp kaçacak. Dişi, şimdi bu Sivaslar dişiyi şey yapıyor abi. Mesela diyor ki diyor dişi yüksekten alsın diyor, çok dönsün diyor. Abi dişi de 3 metreye 4 metreye girsin korkma ya. Ha. Ha acaba bak şimdi Sivaslar neden yukarıdan dönsün diyor biliyor musun? Kuşta hile olur, hile de düşer diye, boş konar diye korktuğundan hile diyor. Ama sağlam kuş emmez. Vallahi 1 metreye girsin emmez ya. Bir dişi 4 metreye gelmesi lazım. Bak 4 metreye de gelsin. 3,5. Mehmet Bey bak şimdi vallahi ben anamdan doğdum. 8 yaşında 10 yaşında kuşun peşinde koştum. Hala değilim. 4 metreye girsin. Kuşun içinde boşluk varsa vallahi kendini boşal diyor. Lap 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 gel vurmadan konuyor. Ben 50 metreden gördüm. Ne oldu? Ne anladın şimdi? Çikolata. Girmedi ya hani niye indi boş? 50 metreden gördüm. Anında var onun ya. Girsin korkma sen. Bir de 10 kere uçurdum 10 kere de aynı hareket. Aynı hareketi. Boşaldır ener ya. Bas evet. Bas gel hiç vurmadan konuyor. İçinde... Bazı kuşlar da uçurdum. Şeyler bizim ayakkabıcı Oktay yok mu? He. Tanırsın. He. Silme geldi silme. Evet. Oturdular. Kuştan korkuyorlardı. Dama geliyor ya. 3 kere aynı saatte uçurdum. Yine de gelip boş inme. İnmedi değil mi? Kanında yoksa yok, inmez. Bitti. Ben onu diyorum işte ya. He. Yok aşağı gelen boş inme. Onu nereden çıkarttın ya? Bırak Allah. Kanında yok o kuşun inmek ya. Değil vurur mi? Ener ya. Ya biri vurur ya iki tane vurur. Bak az önce yavrun da güzel indi. Tabii. Indi. Taklayı da döndü. Annesini daha... de izledim. Ha, ben her zaman söylüyorum. Sen ne dedin? Buraya düşemeyeceksin. Çıktı tekrar harmanal diye mi çıktı? Aynen. Aynı geldi buraya düştü. Buradan döndü yine geldi. 7-8 taklayla düştü. Aynen. Bunlar bir de beğendim ben onu. Tabii. Zaten o kuşu ben dedim ya. Bir kuşu var o adam. Ondan gelen hepsi çamur attı. Hepsi çamur attı. O demiş ki ben laf kulağıma geldi. O kuş demiş 3 metreye girsin benden 50 milyar demiş. Evet. Doğrusu çok o. Güzeldi ama. Abi bir kanat çalıştırma. 11, 10, Fikret abi 11 taklayla ama yani 11, 12 taklayla gitmesi önemli değil. Hem hani diyorlar ya şimdi bak Türkiye'de insanlar bunu çözmüyor. Evet. Bizim Mardin'de diyorlardı ki kuş çakmak gibi olacak. Tokay çakmağı yok mu? Tabii. Kanadını vurdu mu tak 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 böyle yapması lazım. Aynen. Kuş gelip buradan sardığı zaman içimdeki ikinci seferi ben aramadım mı seni abi? Evet. Dedim ikinci sefer ne zaman uçuruyorsun? Geleceğim dedi buyur gel. Yine izledim yine güzeldi. Abi bak bir ay süre kuşum. Bir de kızmıştı o kuş. Evet bak bir ay uçurdum. Günahım boyun ben de yalan oldum. Hata yapmadı kuş. Bir kıyıkınladı yatırdım 15 gün tekrar bir daha uçurdum. 15 gün yine hata yapmadı kuş. Bir de bak ona benzer bir tane kuş puanladım. Geçen 10 gün önce sen sordun ya Fikret abi ne dedim sana? Dedim o kuş da çok iyiydi. Bizim Arif var. Bizim paşaların orada oturuyor. Ben o kuşu bak senin uçurduğun kuşun dişiydi. Senin uçurduğun kuşun hemen hemen stilleri aynıydı. Ama bir dişi öyle bir kanat çalıştırması lazım. Öyle taklayla işi olmayacak. Taklayı çevirdi mi sıçrıyor. Taklayı çevirdi mi sıçrıyor. Bir de şey yapıyor kuş. Hani hiç şey yapmıyor. Hani kanatlarını birbirine vurduğu zaman mesafeyi açıyor. Tabii. Bazıları var 5 dakika daha gidinceye kadar Allah belamı versin. Hadi 5 metre gidecek. Hadi bekle. Evet o kuş güzel değil. Evet. Hatta burada mıydı o kuş? Bu burada mı? Bu benekli miydi? Hangisiydi? Hangi deminki mi? Uçurdu, o bana uçurduğun dişi. Yok orada burada yok. Bu öbür tarafta değil mi? Ya,
O kuşu ben beğenmiştim. Beleklerin annesi, şunların annesi. Evet. O kuş, o senin o kuş 15 tane yapsaydı. Bak 16-17 başı 16-17 yaptı. 3,5 saat uçtu. Evet. Şerefsizim bak. Ama burada, orada şeyle uçuyor avukatına. Dedi ki ya kuşum ben hakkını yiyorum dedi ya. Yalnız dedi içten dışta ne ağır kanadını dedi patlatmadıysa bu kuş dedi. Üstüne kuş yok dedi. Dedim ki bak avukat kuş içten dıştan o kanat patlatacak ben o kuşu o gün yok ederim dedi. Yo sen ben onlara titizsin. He kuş yerinde baktı hay maşallah dedi. Hiç leke yok dedi ya. Evet. 10 numara kuş kardeş dedi. Yok o biz baktık ya burada onu. Hayatta zaten çok kuş. Çok güzel kuş. Eyle kanadını çalıştırmak. Kaç, kaç kuyruktu abi? Vallahi 14 miydi? 13 mi 14 mi kuyruğu? 14 kuyruktu. Ya o çok 13 yavru. Yavruları değil 13-14 evet. Yavru. Yo yavrusu da titiz. Bak dedi. Şu yavrusu. Bu değil mi? He. Daha bu yeni yeni. Ya, yeni daha yeni. Oyun temizlememiş. O bir tane daha var onun. Aynı onun. Az önce inen, az önce bak, inen değil mi? He, hasta. Bu. İstersen bak, o suyu koyalım buraya. Hepsi oraya girdi abi. Suyu koyalım buraya. Süleyman abi de nasıl su içiriyor arkadaşlar kuşlara biliyorsunuz. Günde bir kere. Hemen bu onu, onu da anlat abi. Bu aylar. Şimdi arkadaşlar bak kuşlar bu aylarda tüy zamanı soğuklar giriyor ya. Hı. Kuşlar hasta oluyor. Ya hı. Neden hasta oldu gidiyorsun ilacı alıyor falan. İlacım ilacı yok mu işte. Evet. Bu işin evet. İlacı ne biliyor mu? Evet. Az suyuna kilorat atacaksın çok az. Kilorat. Evet. Günde bir sefer içireceksin çeker ya. Evet. Bitti. İki günde üç günde kuşun toplanması hemen arabana suy. Küfür et ya. Nasıl? Ya arkadaş, kuşlarım nasıl, nasıl içiyorlar ama tabii, görüyorsun bak, değil mi? Bak, bunlar ben köyden geldim. Hepsi kötürmüş çocuklar bakamamış. Bak hepsini düzeltmiş. Evet. Hiçbir şey Allah rahmet eylesin Süleyman abinin. Evet. Babası vefat etmişti. Siz sağ olun Allah, Allah rahmet eylesin. Evet. Ona gittiğimde çocuklar baktı kuşlara bakamamışlardı geldim. Hepsi şey olmuşlardı. Hemen toparlattım kuşları. Sularını aldım bir kilo rat attım. Ben her geldiğimde görüyorum ben. Karışık yem de vermeyeceğim. Bak bu aynada hiç karışık yem vermeyeceğim. Buğday. Değil mi? Bu tüy zamanı. Buğday. Yavrunun kuşlarına alt palet atacaksın. Fiye hiç vermeyin. Fiye saliler kuşu. Dişileri bitirir. Erkek hemen yumurtaya sürer yavruyu büyütmeden. Dişi ondan sonra yerlerde sürünür durur. Kanatları tuturur. Dizleri felç olur. Ayakları uğraştır yazık günah yani. Evet. Bu işleri becermek yani bilmek çok şey bilmiyorum yani. Uygulayacağım uygulamadım mı olmuyor. Böyle kabalatıp yem atıp da geçmeyeceğim kuş. Bu şeyle olmaz ya. Çocuk gibi ilgileneceğim kuşuna ilgi ister. O da, o da bir canlıdır. Ya ben kuşlara bakıyorum nasıl bakıyorsun yemini koyun suyunu koyun kapıyı olmaz. Günlük temizliğini yaparım ben bunları. Hasta hangisi şey hangi onlara tek tek ilaç veririm ben. İlacımda ne bir ibre doktor kullanırım. Bak sadece. Ben de ibre doktor. Başka bir ilaç kullanmam. Ondan gelen de kilorat bak. Sularına bir iki damla kilorat korup hemen toparlanıyor bak. Çünkü bunlar tüy değişiminde ateş hastalığı, karın ağrısına yakalanıyorlar. Hı. Bunu örüyor, ferahlamak için pasa suya vuruyor. Suya vurduğu ne oluyor? İçini boşaltıyor. Ondan sonra rebaya yakalanıyor. Ya dönmaş oluyor ya ölüyor. Dönmaş olursa kurtarır, dönmaş olmazsa ölür gider zaten. Değil mi? Tabii. Dönmaş olursa kurtarır. Dönmeş ama o da bir olur. Şeyi kalmaz yani. Tabii. Sallabaş oldu mu? Başıma bela oluyor. He. Yemek evet. Bazıları sallabaş şeye oluyor. Titrek kafa o evet. Yemek bile evet. Yemiyor. Evet aynen öyle. Öbürüyle de uğraş sarımsak var. Ne yaparsan yap iyileştiremezsin. Yok olmaz. Randuman vermez ya. Evet. Şu bunlarla uğraşmak doğru. Var mı söylemek istediğin bir şey? Kalın sağlığı kardeşim. Bekliyorum gençlere, gençlere. He, tabii tabii bak şimdi şey olursa bu yavrular uçmaya başlar. O maviyi izlerim. He. Beğendim ben. Taklası güzel. Olursa fena değil. Olmasa yapacak bir şey yok. Sen biliyorum ben kuşu önce ben beğenirsem seni çağırırım. Aynen ben beğenmedim mi diye arkadaş gel kuş yalandan dönüyor diye benim kuşum gel bak. Bizim ya, bizim geçmişimizle mesela ben kuşçuları tanımadan önce seni tanıdım. He, biliyorsun Allah benim abi. Elemanlar ben, senden bir çift yavru getirmişlerdi. Aynen. Ben kendim geldim hatırlıyorsan evet, arabayla. Evet doğru. Gerçekten mükemmel döndü o kuşlar. Gel, geldim kendim. Kuşlar da sana verdim dunuk ya bak. Kendim geldim önce. Dedim bu getirdiğiniz abi kim dedi ya böyle böyle. Bak bir tane kuş var orada abi. Çek benim. O şey. Fiyat kardeşimi de çek. Ha, şey. Çekeceğim onu. Ha posta o. He. Geldim arabamla geldim aldım onunla evet. O kuşlardan. Şimdi bazıları niçin söylüyorum? Bazıları ya diyor Mehmet olacak kimdir kuşunu besleyeyim. Kardeşim kuş nerede oynarsa. Ha. İyisini arıyorsan doğru sen mi? Sahibini almayacaksın. Aynen öyle. Doğru mu? He. Vallahi kuş nerede döndü giderdik arabayla. Yahu gidi gitmez merak lazım ya. Abi. Bu merak iyi kuş her yerde çıkar. Sen o yandaki yok, o çocuk yok, ben yarın öbür gün yok, yok, yarın öbür gün o çocuğa bir kümes versen getirir burada bir kuş uçurur sen aklını alır. Aynen öyle. Doğru. Yani bu işler böyle. Biz de küçükken uçuruyorduk büyük abilerin tamam, gelip tamam. İstiyordu vermiyordu. Ya verdiğimiz kuşu parayla geri alamadım ya. Vallahi billahi öyle oldu ya. Abi şimdi Fikret abiyle de biraz. Oldu. Sorun. Oldu kardeşim. Teşekkür sağ ol abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. Abi. Evet Fikret abi. Merhaba olsun. Merhaba. Bir kendini tanıt bakalım. Bir. Ben Hasan Aralıyım. Evet.
Sene 80'de İzmir'e geldik. Biraz buradayız. Sesini yükselt ama mikrofonumuz yok bugün. Sene 80'de İzmir'e geldim. Evet. Buradayım. Burada da sevdiğimiz kardeşlerimiz var. İşte kuş muhabbeti. Bizim burada pek ağrılar fazla yok. Bir iki tane tanıdığım var. Genelde Sivaslılar var. Burada biliyorsunuz daha çok. Sivaslılar Gecizde. Çok. Bir de Mardinliler çok da kuşçu yok o kadar. Bu Sivaslılar. Var. Yok biz Mardinliler daha çok Sivaslılar'da evet, ama kuşçu evet, yok o kadar evet, bizim. Evet. Yani oyun kuşuna meraklıyız işte. Yıllardır besliyoruz. Vesile var sevdiğim bir abimiz. Sohbet muhabbet için geliyorum. Kuşla vesile evet. oluyor. Böyle bir muhabbet ediyoruz yani. Kuş güzel ama iyi kuş uçtuğu zaman da çay içip altında keyiflendik mi? Evet. Güzel yani. Arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel yani. Oyun kuşu güzel. Yeter ki ama iyisini bulsunlar, iyisini beslesin, İyisini nasıl bulacaklar? Gerçi her röportajda söylüyoruz şimdi, bunu da. İyisi şöyle yani ona hitap ediyorsa veyahut da kuştan anlayıp da gerçekten yanında kuştan anlayan bir arkadaşı varsa, büyükleri varsa kuşu takip edecek ve de o büyüklerin yanında yetişmeye çalışacak yani. Gerçekten kuştan anlayan bir arkadaşlar varsa takibi kuş nasıl dönecek, nasıl takla alacak bunları öğrenirlerse uçurdukça da elindeki kuşları da arkadaşlar aldıkları zaman kuşu muhakkak uçursunlar sonuna kadar. Kuşa 3 günde karar vermesinler. Bir kuşu sonuna kadar uçursunlar. Kuşa 3 günde karar. Bazı kuşu arkadaşlar benden olsun bir başkasına kuş alıp 3 günde not veriyorlar. 3 günde kuş olmaz. Kuşu sonuna kadar uçursunlar. Eğer gerçekten aldıkları adam iyi kuşçuysa o kuşun yavrularını uçursunlar bir de. Kendisi bazı kuşlar gerçekten oynamayabilir. Ya taklayı çevirir öyle kalır ama onların hastalık altından çok güzel. Olabilir. Tabii. Şimdi hepsi bir olacak diye onların altından iyi kuş düşer. O yüzden arkadaşlar tavsiye muhakkak uçursunlar. Yani emek verdikleri kuşu sonuna kadar 3 günde kuşa karar vermesinler yani. Evet, şimdi burada demek istediğin ilk önce uçuran kişi kuşçu olması lazım. Evet. Kuştan anlaması lazım. Anlaması lazım. Yani kuş yani aldığınız adamın... Yani kuşun dönek şeklinden anlaması tabii. lazım. Sırf ben hani param var kuş alayım uçurmayı bilmiyorsan zaten kuşçu olamaz. Evet. İyi kuş besliyor. Yani bu iş parayla ziyade tamam para verip kuş alabilir. Ama kuş aldıkları insan kuştan anlıyorsa... Kuşu biliyorsa o adamı kuşu beslenir. Evet. Ama bilmiyorsa boş. Evet abi sen anlat Allah. Yani kuşçu arkadaşlara diyeceklerim bunlar. Yani iyisine hizmet etsinler, iyisine baksınlar. İşte biz de içimden uçuruyoruz. Zaten hepsi iyi olacak diye bir kaydı yok. İçinden iyi olanlar çıkartıyoruz. 20 tane yavru çıkarıyoruz. 2 tane yavru indirebilirsek ne mutlu. Ya zaten o 2 tane de muhakkak bakıyorsun. İyisini ya şahin alıyor ya kaybediyorsun. Evet. Tekrar sil baştan bir daha başa. Evet. Emek verip uğraşacaksın. Güzel bir hobi. Arkadaşlara tavsiyem. Süleyman abiyle senin arkadaşının çok eskiye dayanıyor. Çok eski bir arkadaşım. Sevdiğim evet. bir abim. İşte ben uçurduğum zaman o gelir. O gerçekten kuş iyi dönerse ondan ziyade de zaten sohbet muhabbet için bir araya geliyoruz biz. Yani, tabii ki ama güzel kuş olduğu zaman daha keyifli oluyor. Daha sık gelir. Akşamdan arıyorum zaten. Süleyman abi böyle bir kuş uçuruyorum. Böyle uçup kaçıyor bir gel seyret diyor. O da geliyor. Evet. Ama gerçekten kuş iyi dönüyorsa o da diyor gerçekten bak kuş güzel dönüyor. Evet. Biz onu ekeliğe kadar uçur. Süleyman abi bilir. Kendisi öyle. Biz ekede de kuşu uçururuz. Gerçekten ekede de görev yapıyorsa biz o kuşu besliyoruz. Ama yavrulukta dönmüş. Ekelikte oynamıyorsa kendi kuşumuz da olsa yok ediyoruz. Çıkartıyoruz yani. Tutmayız o kuşu kesinlikle. Hani bu da onların kardeşleri, bu da onların yavrusu diye. Yani aman bu öyle hata yapan kuşu kimse kümesinde tutmasın. Hata yapan kuşu bence yok etsin en arkadaşlar. En çok hangi hatayı kabul etmezsin? Boşin mi? Yani boş indiyse bir kuş hiç uğraşmasınlar. Kimisi uzun mesafe sever, kimi kısa mesafe sever. Hani Süleyman abi de biz de kendimiz de yerine düşmüyor. Yani boş inen yerine düşmüyor. İşte en büyük hata zaten yerine düşmeyen boş inen kuş. Zaten yani. Bak yerine dolu inse başka yere düşmez. Evet. Yerine dolu inebiliyorsa kuş başka yere düşmez. Boş inen kuş gider başka yere düşer. Aynen. Dolu deniyor ama gidiyor başka yere atıyor. Neydi mamulüm? Yani yer hakimiyeti. İşin açıkçası kuşta yer hakimiyeti. Yer hakimiyeti her şey. Yer hakimiyeti. Ondan sonra uzun gider, kısa gider kuş. Ya dediğim gibi stil, takla stil. Yani takla atmayan kuş yok. Hepsi taklayacağı zaman şebap da takla atıyor. Bazılarını uçurmadan takla atıyor. Yani ama önemli olan kuşun stili. Tokatları güzel olsun. Demin senin dediğin gibi çakmak çakar gibi. Evet. Yani öyle olduğu zaman kuş bizi götürüyor. Gençleşiyoruz. Benim o sarı çakmağı getirsene o çakmağı böyle. Bir insanlara göstereyim onu. İnsanın içini titretiyor. Yani şimdi dediğim gibi kuş gerçekten... Damarlarımızı da açıyor böyle. Yani şimdi... Ben az önce de Süleyman abiye de söyledim. Mesela bak Arif diye bir kardeşimiz uçurdu. Çok hoşuma gitti. Evet. Ondan sonra Ayhan abi var bizim. Ayhan fıstık eke. O da güzel bir kuş uçurdu. Bir tane Menemen'de beyaz uçurdular benim kupada. O da güzel bir kuştu. Şunu yapacak kuş. Kanadını çalıştırdıktan sonra şu. Evet. Takların sesini böyle yapması lazım. Bir de... Bizim Mardin'de derler ki çakmak. Evet. Çakmak gibi olacakmış. Biz de diyoruz kuş nasıl çakmak gibi olacak küçükken.
Yani sonra ben... ustamız öğretti bize dedi, kuş kanadını vurduğu zaman taklayla kanat sesini ayırması lazım. Şimdi şöyle bir şey de var Mesut'a, haklısınız. Bir de senin şöyle bir gerçekten yani değerli bir insansınız. Sağ ol. Bir de kuşun hakkını yemeyen bir insansınız. Kimin olursa olsun gittiğiniz yerde gerçekten kuş dönüyorsa, bunu ben sizlerden duymuşumdur. Etrafınızda sizi seven insanlar bunlar da söyler. Mehmet Usta kuşun hakkını yemez. Kuşumuz iyi döndüyse kuşun iyi döndüyse. Ama bazı arkadaşlarımız var, kuşun hakkını yiyorlar. Onlarda kuş olmaz. O yüzden çünkü art niyetler. Olmuş mudur kuş? Hiç olmamıştır. Bitmiştir. Yani şimdi eskiden arkadaşlık yapmışsın. Belki bir araya gelmiyorum bazı arkadaşlarımla. Kuşun hakkını yiyorlar. Yani yanındayken o zaman söyleyeceksin. Kuşun kötü diyeceksin. Arkasından konuşuyor. Ben de bunu sevmiyorum. Şimdi o yüzden çoğunla da bir araya gelmiyorum. Dürüstçe kuş kötüyse yüzüne söyle. Arkasına söylemene gerek yok. Ya ben az önce bir şey anlattım ya sana. Ben mesela Karabağlar'da elemanlarıma kızdım. Baktım bir gün... Kutuda iki tane donuk getirmişler. Evet. Dediler abi biz sana kuş almaya gittik, ondan geç kaldık. Hadi getirin. Biliyorsun kuş zaafımız var. Evet. Baktım bir tane tepeli, bir tane düz. Bacak yapılarına baktım, kanat fiziklerine baktım, kuşlara baktım. Ulan dedim bu kuş merakçı bir kuşçunun da. Ama dedim bana şimdi söylemeyin kim olduğunu. Uçurduk ben bunları sonra. Uçurayım. O zaman da benim abi bir vaktim var. Öyle böyle değil. Evet. Neyse tepeli kuşu bastıramadım. Oyuna soktum, bastıramadım kuşu. Geceye kaldı. Düz olan kuşu uçurdum. Ekeliğinde de uçurdum. Dedim bana şimdi söyleyin bu kuşlar kimindi? Yahu dediler Sivaslı Süleyman var şeyde. Gediz'de. Dedim hadi kalkıp gidiyoruz. İki araba geldik değil mi abi? Evet. İki araba geldik. Selamun aleyküm. Bak tanımıyorum Süleyman abi. O zaman hiçbir kuşçuyu tanımıyorum. Abi dedim tebrik ederim seni. Kuşun güzeldi dedim. Böyle böyle oynadı. Belki şimdi yüzümde olduğu için belki 1 milyon kuş vermiştir oynamışsa bile gelirler kuşu kötülerler kimseye söylemezler gelir kuşları alır giderler. Ben ne dedim? Aynen. Dedim abi ben evet. Senin kuşunu uçurdum. Her zaman uçurdum. Ha uçurdum. Kuşun böyle döndü şöyle yaptı bunu yaptı. Ondan sonra sağ olsun kapıyı açtı bana kümesler o zaman cadde tarafındaydı. Evet evet. Dedi bak bunların arıkları hepsi bu. Dedim o zaman dur ben seçeceğim. Şunu ver bunu ver bunu. 11 tane aldım değil evet. Mi sende? Ya bu benim yani bunu yaptığın zaman insanlar bunu eksik biliyor. Aynen. Halbuki dürüstlük iyi kuşun nereden gelmişse o adama gidip aynısını alıp uçurmak lazım. Aynen. Aynı kuşlardan bunlara da vermiştim. Dunuk hareket evet. Vermiştim Fikret kardeşime. Bu geldi dedi ki bana dunuk sokuldu gel seyredek dedi. Ne kadar uçuyor dedim şu kadar. Dedim ki emmez bak karanlığa kalır dedim. Bunlar hem artırır hem saatini artırır hem taklasını artırır dedi. Yahu yetişirlik dedi emdürlük dedi. Gittik hakikaten karanlık avuşa zor düşürdük ama evet. O kuşlarda bir tabiat vardı yerine düşerlerdi. Hedefine. Ha bak ölür mü ne geldi yerine düşerlerdi. Dedi ki daha ben bunu uçurmam dedi. Vallahi böyle kuş elime geçmedi. Evet. Kuş hastalandı. Ama çok bunda. Sesli şamatalıydı. Ne diyorsan kuşlarda takla yürüme her evet. Şey vardı 10 numaraydı. O kuşu da Mardin'e gönderdim evet. Mardin'de de uçurdular. O evet. Sana dediğim de onun. Evet. Mardin'e ondan sonra Süleyman abiden birkaç tane aldım. Ondan sonra ben bir ara kuşlara ara verdim. Evet. Onları da gönderdim Mardin'e dedim uçursunlar. Yani burada insanlara bakıyorum adam geliyor ya kuşu izliyor 10 takla atıyor yahu diyor bunun taklası çoktur. Hadi onu indiriyoruz evet. Öbürünü uçuruyoruz yahu diyor bu takla azdır. Arkadaş biz bunu nasıl ortasını bulacağız? Nasıl ortayı bulacaksın evet. Diye insanlara bazı şeyi vallahi beğendirmek abi biz kimin benim düşmanımın kuşu da olsa kuş oynuyorsa aynen. Ben döner derim ki atıyorum birisi sorsa sahibini sevmem ama Allah var kuşu gider. Gerçekten. Kuşun hakkını yememek lazım. Yememek lazım. Bir de emek veriyor, hizmet ediyor. Abi İzmir'de kaç tane kuş izleyebilirsin sezonda? Şu anda kimse de yok mesela. Ya mesela diyelim ki bir sezonda kaç kişiyi de aradığın kuşu izleyebilirsin? 3-4 kişi. Onu da inkar eden. Bir sayısını geçmiyor. Ya onu da inkar eden demek aynen. Ki o adam kuşçu değil. Aynen öyle. Ben inkar aynen. Etmem. Bak Menemen'de bir tane beyaz izledim. Özgür'le bir arkadaşı vardı. Kupaya uçtu. Şu an 4. bizde. Beyaz güzel sardı. Ondan sonra şeyde dedim ya sana Ayhan abide izledim. Evet. Geçen sene bu sene izledim. Geçen sene de bir Süleyman abide izledim işte. Bir de bizim Ramazan abide bir dişi vardı öldürdü onu. Evet. Yani beğendiğim tarzlar. Şimdi insanlar bunu diyor. Mesela bazıları diyor ki ya Mardin ana vatanıdır ama niye kupayı kimse almıyor? Ulan burada puanlanan kuşların Mardin'de yazmıyorlar ki. Doğru. Doğru mu abi? Doğru gerçekten. Kalemi tutup yazmıyorlar. Sen aynen. Onlar orası Şampiyonlar Ligi gibi de ama bu batı tarafları amatör gibi. Aynen. Şimdi Mardin'e mesela geçen gün birisi geldi Fransa'dan. Sen de biliyorsun. Evet. Az önce bahsettim. Abi diyor ana vatanım Mardin'de.
E hani kupa? E senin dedim yaptığın kupa ne? Bir taklayı kabul ediyoruz 10 metre gidersen. Ulan Mardin'de 3 takla atacak. Kuş geldiği gibi yön değiştirmeyecek. Aynen. Anladın mı? 15 metre gidecek diyor göze ve kulağa hitap edecek. Tabii. E sen geliyor daha kuş 10 metreyi kafayı kaldırdı mı taklayı atıp bırakıyor yazıyorsun 10 metre bir takla, 10 metre iki takla. Çocuk kuşu. E Mardin'de bunu yapsa her gün ilk 20'ye girecekler. Aynen. Aynen, aynen, aynen. Gerçekten de Mehmet söyle. Evet abi. E kuşçuluğun güzel tarafı da bu da. Şeyi bile çağırmıyor. Valla o 10 metre dediğin gibi o şeyleri ben valla çağırdım. Mehmet o aşkan kaç kere dedi. Gele puanı yap dedim kardeş yok. Ben beni tatmin etsin. Çocuk kuşu yani. Yok ben dedim onlara aman aman adam çağırdım. E Fikret abi senin önerin de güzel. Senin kuşların da güzel. Teşekkür biz onu ederim. Da biliyoruz. Sağ olun Mesut. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ne söylemek istersin gençlere? Valla kuşçu arkadaşlara dediğim gibi genç kardeşlerimize de. Sabır. Sabırlı olsunlar. Bir de dedim kuştan anlayan insanlar. Yani kuşu gerçekten. Anlamıyorsa gitsin bir yerde bir 15-20 günlük seyislik yapsın. Bir çocukluğumuzda yapmadık mı abi? Ya şimdi iyi kuşçuları meraklısı olsun. Yani gerçekten bak şunu söylüyorum. İyi kuşçulardan yani bunu kuştan anlayan insanlardan gerçekten alırlarsa o kuştan anlayıp da uçurup da izleten adamlardan alırlarsa onun kötü kuşu bile iyidir. Kötü kuşu bile iyidir. Neden? Evet. Onu o kötü kuşu beğenmiyorsa çoğunda yine yok o kuşlardan. Aynen. O yüzden bilen insanlardan gerçekten ama kuşu bilen insanlardan alırlarsa bence kuşçu olurlar. Vallahi biz çocukken 7-8 yaşında gidip kümesleri temizliyorduk, sıf diyorduk kuştan öğrenelim bakalım bu kuşlar ne yapıyor. Tabii tabii. Mesela bizim Mardin'de bir tane abimiz var. Yaşıyor şimdi. Cudi abi. Mesela kuşu gelir böyle bakar. 5-10 tane yavrunun içinden hangisi dönüyorsa güzel der ki bak o kuşa dikkat et öbürlerini aynen. Boş ver. O kuşa dikkat ettiğin zaman oynuyor. Aynen öyle. Biz bunları deneyerek yaşadık. Ama şimdi bakıyorum şimdi gençler hemen kendine lüks bir kümes. Aynen. Şeyler çok güzel. Kümesler güzel, arazi var. Kim arazi? Bizim Mardin evlerinde bir metre, bir metre, iki metrede böyle kuş uçuruyordu. Ama şimdi mesela o zamanki kuşlar, şimdi yine de söylüyorum vardır da yer hakimiyeti vardı o kuşlar. Değil mi? Bunu demek istiyoruz. Kuşlar gelip iki metre, üç metre damın üstüne düşüyor. Mardin evlerinde İnan bilir. İnan ki ya öyleydi düşüyor. Şimdi koca tarla, beş dönüm tarlanın içerisinde kuşlar inmiyor, gidip ağaca konuyor. Bak onu söylüyorum adam iki dönüm bir arazisi var. Böyle kümesleri de sıralamış, güzel yan yana hedef yapmış. Hedefi boyamış, kapılar hepsi aynı renk, bayrağı dikmiş, ondan sonra kuş geliyor 11 tane yapıyor. E ne oldu? E valla 100 metre ileriye düştü. İşte, yer hakimiyeti yok işte. E nasıl olacak abi bu? E yahu diyor ne kuş mu var diyor, kimsede kuş mu var? Yok. E sen kuşun bütün hatalarını kabul edersen, yanlış anlama o kuş hata yapar. Aynen öyle. Tamam. Aynen. Onun için insanlar burada yanılıyor. Mesela kuşa bakıyorsun dediğin gibi az önce dediğin gibi. Kuş diyor 100 metre gidiyor. Kaç sefer yapıyor? 2 sefer. Ne yapıyor? Gelip boş iniyor. Ama diyor bunu kırsak var ya bir tane dolu inene. Maalesef. Ya sen bunu kırsan o zaman padişahlar döneminde de gidip atıyorum niye yurt dışından ya da atıyorum asil insanlardan kız getiriyorlardı? Aynen öyle. Aynen soyunu yürüsün diye. İyi iyisi. Her zaman iyisi. Dediğim gibi kuşun da iyisini takip etsin kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. İyi yerlerden kuş alırlarsa emek versinler. Ama dediğim gibi iyi kuş aldıkları zaman da kuşların kendileri dönmemiş olabilir. Ama ricam o kuşların altını bir denesinler. Bak evet. O kuşların altını bir denesinler. Ama aslında anlayandan alsınlar. Sökülmeyen kuşlar çıkıyordu zamanında Mardin'de. Evet. Mesela çift dönen dişileri hemen damızlık yaparlardı. Çift dönen ama uçurarak böyle yerde aynen. Çift dönmeyecek. Evet, evet. Aynen. Anladın mı? Ondan evet. Sonra bazı kuşların arasında mesela adam alıyor 10 yavru. Bir tane dişi de uçuruyor 6 ay 7 ay sökülmüyor. Hiç aynen. Takla bile dönmüyor. Onu da hemen damızlık yaparlardı. Diyorduk abi niye patron niye yapıyorsun? Dönmeyen diyor bu bak bütün kardeşleri oynadı diyor ama. Bak bütün evet. Kardeşleri oynadı. Çok güzel oyun yaptı ama bu dönmedi. Ama altından gelen yavru o dönenlerden daha güzel oynuyor. Onu zaten elinde tutardı o döneni verirlerdi. Verirlerdi evet. Hediye ederlerdi ama o dönmeyeni kendine damızlık ederdi. Aynen. Ama şimdi insanlara bunları söylüyorsun ya. Ne kadar dönmeyen kuş varsa gidip getiriyorlar diyorlar niye dönmüyor. Öyle değil işte. İşte bütün kardeşleri oynuyordu bir tane dönmeyen çıktı. Aynen, aynen. O dönmeyeni trilyon versen diyordu ben vermem kardeşim. Al bu döneni beğendin mi al götür. Dediğin gibi. Mesela, şunu söyleyeyim arkadaşlarıma. Yani Mardin kuşu gerçekten ben bunu söylüyorum. Yani Sivas kuşu, Mardin kuşu. Yani kuşun ocağı bence Mardin. Kuştan evet. Da gerçekten Mardin kardeşlerimiz var. Kuşun iyisini. Yani kötü kuşu beslemezler. Gerçekten bak Mardinli kardeşlerimiz hani şebap olarak besleyenler de var süs olarak.
Ama gerçekten oyun kuşunun iyisini Mardinli arkadaşlarımız abi, gerçekten biliyor. Biz bunu bazen söylediğimiz zaman insanlar yanlış alıyor. Mesela bizim ustalarımız bir tane eke kuşu çıkarırlardı. Bir oyun yapardı, akıllara zarar. Evet. Ondan sonra dişiye takarlardı onu. Dişiyi yumurtaya kovaladığı zaman ayağını kesti mi, uçmadı mı? Dişinin üzerine oyun yapıp iniyorsa hemen alıyorlardı, bir çocuğa veriyorlar. Aynen öyle. Diyorlardı bir kuş ayağını yerden kesti mi saatini dolduracak. Aynen. Dişiyi tanımayacak. Aynen öyle. Yine tutmayacak. Evet. Bakıyorum şimdi. Kuş değil. Zorla poşetle yok şey yapıyor. Kuşu uçuruyorsun eşe koymadan önce ejderha. Bir dişiye aynen takıyorsun. Karının alt tarafından dönmüyor, gitmiyor. Aynen. Geliyor da boş iniyor artık. Aynen öyle. Onu bile ne diyor biliyor musun? Kozdu diyor, bir yumurtaya oturtalım onu diyor. Değişik. Ondan sonra değişecek. İşte kendini kandırıyorlar. Evet. Kendini kandırıyorlar. Abim benim teşekkür ederim sana. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar abone olun. Bütün kanalımızı takip edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.